Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere katı yağsız, buram buram portakal kokulu nefis bir kurabiye tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Yoğurma kabımıza bir çay bardağı ayçiçek yağını alalım. Tarifte kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 milim büyük çay bardaklarından. Üzerine bir tane yumurta ekleyelim. Yine aynı bardak ölçüsüyle bir çay bardağı pudra şeker ekliyorum. Yarım paket kabartma tozu ve bir paket de vanilin ekliyorum. Bir spatula yardımıyla bu malzemelerimizi homojen bir kıvam alana kadar karıştıralım. Şimdi üzerine iki tane kabuklarını güzelce yıkamış olduğum portakalları rendeliyorum. Beyaz kısımlarını rendelemeyelim. Sadece üzerindeki turuncu kabuklarını rendelemeye özen gösterelim. Eğer portakalınız çok büyükse bir tane portakal da yeterli olacaktır. Benim portakallarım çok küçüktü o yüzden iki tane rendeledim. Bol portakal aromalı nefis oldu gerçekten. Rendenin ince tarafıyla bu şekilde kabuklarını rendeleyelim. Tekrar karıştırdıktan sonra son olarak artık ununu ilave edeceğim. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 250 milim büyük su bardaklarından. Unumu yavaş yavaş ilave ederek spatula yardımıyla karıştırıyorum. Hamur ağırlaşana kadar bu şekilde karıştıracağım. Sonrasında spatulayı çıkarıp elimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Un ölçüsü aşağı yukarı değişkenlik gösterebilir. Lütfen yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyelim. Evet, şimdi elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur olana kadar yoğuralım. Dediğim gibi 2 su bardağı un tam geldi. Hemen sizlere hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışmıyor ve yuvarlandığı zaman kolayca şekil alabilecek bir kıvamda. Artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayalım. Hepsi eşit olursa görüntü olarak çok da güzel olacaktır. Yuvarlamış olduğum hamurlarımı bir geniş tabağın içerisine alıyorum. Tepsisini bu şekilde yuvarladıktan sonra diğer işlemlere geçeceğim. Çok fazla büyük yapmayalım. Çünkü bir üzerine bastırıp hafif şekil vereceğiz. Ee, çok fazla büyük olursa e, aşırı e, büyük olur bir de kabaracak çünkü yuvarlamış olduğum hamurlarımı e, toz şekere buluyorum her yerine bulanmasına özen gösterelim biraz sonra bir e, şekil verme işlemi yapacağız e, bu şekere bulamamızın amacı hem görüntü olarak e, güzel durması hem de e, şekil verirken e, kalıptan kolay bir şekilde e, çıkması için o yüzden şekerin her tarafına gelmesine özen gösterelim. Kurabiyemize şekil vermek için ben böyle petek şeklinde e, nihale kullanacağım. E, silikon e, bir nihale. Bunu mutfak eşyası satan e, sitelerde veya e, mutfak eşyası satan dükkanlardan temin edebilirsiniz. Şekeri bulamış olduğum hamurlarımı tek tek e, üzerine alıyorum ve bir su bardağıyla hafif bastırarak şeklini almasını sağlıyorum ve biraz da tabii ki yayılıyor üzerine bastırdığınız zaman ve inanılmaz güzel bir şekil ortaya çıkıyor. Şimdi şekil vermiş olduğum kurabiyelerimi hemen fırın tepsisine alıyorum ve aynı şekilde şekil vermeye devam ediyorum. Piştikten sonra da bu şekil kesinlikle bozulmuyor. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü oluyor. Eğer böyle bir şekil vermek istemezseniz dilediğiniz şekil tabii ki verebilirsiniz. Bu sadece bir fikir amaçlı. Eğer bu aparattan elinizde varsa bununla yapmanızı tavsiye ederim. Çok fazla da bastırmayın. Hamurlar dağılmasın. Hafif böyle şeklinin çıkması yeterli. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime kurabiye hamurlarımı yerleştirdim. Bu hamurdan 19 tane kurabiye elde ettim. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fanlı fırında kurabiyelerimi pişmeye bırakacağım. Mutlaka önceden ısıtılmış fırın olması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yaklaşık 14 dakikada kurabiyelerin pişti. Çok fazla uzun tutmayalım. E, oldukça ince yapılı bir kurabiye. Şöyle altı hafif kızardıysa artık fırından alabilirsiniz. Fırından ilk aldığınızda e, biraz yumuşak e, gelebilir sizlere. Bu sizi kesinlikle yanıltmasın. E, Tepsiyi kenara alın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra böyle bisküvi kıvamında kıyır kıyır bir kurabiye olacaktır. Evet kurabiyelerim soğudu. Hemen servis tabağına aldım ve sizlere tabii ki son halini de göstermek istiyorum. Katı yağ kullanmadan hazırladık ama inanılmaz lezzetli kıyır kıyır bir kurabiye oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altı ve üzeri hafif pembeleşti ve şekli de kesinlikle hiç bozulmadı. Buram buram da portakal kokulu enfes bir kurabiye oldu arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Kurabiyemizin iç dokusu da bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oldu. Aniden bir misafiriniz geldiği zaman bile hemen 10 dakika içinde yoğurup şekil verebileceğiniz bir kurabiye tarifi. E, ayrıca e, katı yağsız olması da büyük bir avantaj diye e, düşünüyorum. E, mutlaka sizlere denemenizi tavsiye ediyorum. Bu kurabiyeyi sadece portakal değil limonla da hazırlayabilirsiniz. Onunla da gayet güzel olacaktır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz videoyu izledikten hemen sonra kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni videolarımdan anında haberdar olmak için yanındaki zil işaretini de açmayı unutmayın lütfen. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Eğer bu tarifi denerseniz bu videonun altına mutlaka görüşlerinizi bekliyorum. Bu şekilde deneyecek olan arkadaşlarımıza da fikir olmuş olur. Bana da destek vermiş olursunuz. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.